Yaban keçisi Capra ayagagurus, dünya genelinde kapra cinsine ait değerli gösteren 9 türden biridir. Boyları 130 ila 180 cm, kuyrukları 15 ila 18 cm ve omuz yükseklikleri 80 ila 100 cm arasındadır. Ağırlıkları ise erkeklerde 50 ila 85 kg, dişilerde ise 35 ila 60 kg arasındadır. Postları kısa, sık ve sert kıllıdır. Ergin tekelerde çene altında sert kılla siyah ve uzun bir sakal bulunur. Erkeklerin boynuzları uzun ve geriye hançer gibi kıvrıktır. Her yıl büyüyen boynuz kısmı bir çizgi ve boğumla ayrılır. Bu çizgi ve boğumlardan yaş saptamasında yer alınır. İyi gelişmiş bir erkekte 150 cm'ye kadar uzunlukta boynuzlar rastlanabilir. Dişelerinde de 25 ila 28 cm uzunlukta kısa ve küt boynuzlar bulunur. Renkleri genelde kırmızı, kahverengi, gri, kışın soluk sarımsı gri'dir. Dişilerin renkleri erkeklere nazaran daha açıktır. Erkeklerde bulunan omuz başından ön ayaklara, sırta ve enseye uzanan siyah kolon dişilerde bulunmaz. Yaban tekelleri ürkek bir canlı olup sürekli tehlikelere karşı tetiktedir. Başarılı bir tırmanıcıdırlar. 1500 metre veya daha yüksek kayalık sap yerlerde, mağaralar ve sık ağaçlıkların bulunduğu alanlarda bodur çalılar ve otlarla kaplı kayalık dağlarda yaşamaktadırlar. Sabah erken saatlerde ormandan ayrılıp yüksek yerlere otlamak için çıkarlar ve akşam üzeri tekrar ormana geri dönüş yaparlar. Öğle sıcaklıklarında otlamaya ara vererek gölgelik alanlarda dinlenmeye çekilirler. dünya üzerinde Kafkasya ve Orta Doğu'nun bazı ülkelerinde yayılış gösteren yaban keçisine yurdumuzda Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde deniz seviyesinden itibaren 4000-4500 metre yükseklere kadar rastlamak mümkündür. Muğla ilinin Marmaris ilçesinden başlayarak Antalya, Mersin, Adana ve Maraş illerinde bütün Toros Dağı silsilesinde Doğu Anadolu'da Tunceli, Erzincan ve Güneydoğu Anadolu'da Bitlis, Van, Hakkari illeri ile Kuzeydoğu Anadolu'da Artvin'in de yerleş gösterdiği kaydedilmiştir. Dağ keçisi Doğu Karadeniz'de Kızıl Keçi, Güney ve Doğu Anadolu'da Geyik ismiyle anılır. Akdeniz'de erkeğine teke, dişisine keçi, bir yaşına kadar olan yavrusuna oğlak, bir yaşındaki yavrusuna ise çebiş denilmektedir. Çeşitli otlar, yapraklar, sürüngeller, ince dallar, yosunlar ve meyvelerin yanında ardıç, meşe, kızıl ağaç, kara ağaç ve boyacı sumağı gibi ağaçların sürgün ve tomurcukları ile beslenirler. Çiftleşme dönemi Kasım-Şubat ayları arasındadır. Gebelik süresi 5 ay sürer ve genellikle Mayıs ayında doğurdukları bilinir. Yaban keçilerin tek veya ikiz, seyrek olarak da üçüz doğurdukları tespit edilmiştir. Çiftleşme döneminde tekeler boynuz diplerine yakın bezlerden çıkan koku yüzünden çok keskin kokarlar. Geçtikleri ve gezdikleri her yerde bu koku hissedilir. Dişiler ise varlıklarını aksırma ve yürürken taşlara çarpmak gibi eylemlerle çıkardıkları seslerle çevredeki erkeklere bildirirler. Doğum yapacak dişilerin yavruları kartal ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için ormanın sıklık yerlerini tercih ettikleri yavrularının doğduklarını ertesi günden itibaren annesini takip edebilecek duruma geldikleri tespit edilmiştir. Emzirme süresinin 6 ay olduğu genç keçilerin 1 yıl ya da daha fazla bir süre annelerini takip ettikleri belirlenmiştir. Kızışma döneminde tekelerin derin ve boğuk bir sesle meledikleri ve ıslığı andıran bir ses çıkardıkları, dişlerinde ürktüklerinde aynı ıslık sesini çıkarttıkları kaydedilmiştir. Birbiri ile kavga eden erkeklerin çarpışan boynuz sesleri uzak mesafelerden duyulabilmektedir. Genç yavruların yürürken düşürdükleri taş sesleri duyulabilir. Erişkinler daha az taş düşürmektedirler.